Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün çok farklı ana yemek tarifiyle sizlere geldim. Eğer balık seviyorsanız, somon balığı seviyorsanız biraz değişiklik yapmanızı sizlere önereceğim. Marinemiz için gerekli olan malzemelerimiz 2 diş sarımsak, 1 küçük parça zencefil, yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar bal, 1 çay kaşığı acı pul biber, bolca zeytinyağı, bolca soya sosu. Evet, balığımızı öncelikle sosumuz ile marine edeceğiz. Sarımsağı ve zencefili rendeleyelim. Daha sonra pul biberi, balı, soya sosunu ve zeytinyağını ilave edelim, karıştıralım. Elde ettiğimiz bu karışımı somon balıklarımızın üzerine dökelim. Her yerine gelecek şekilde karıştıralım. Yaklaşık bir yarım saat kadar bu sosun içerisinde marine yapalım. Bekletelim, dinlendirelim. Sosumuz iyicene balığın içerisine çeksin, lezzetlensin. Evet, balığımız sosun içerisinde beklerken bu esnada yanına hazırlayacağım garnitürleri hazırladım. Buharda sebze haşladım, patates püresi hazırladım ve hollandeyze sosu hazırladım. Bu tariflerimi, hollandeyze sos tarifimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Açıklama kısmına, info kısmına arkadaşlar linkimi bırakacağım. Videomu izleyebilirsiniz. Evet, buharda sebzeler için ben karnabahar, havuç, kabak ve brokoli kullandım. Sizler dilediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Porsiyonluk olarak küçük parçalara böldüm, doğradım ve daha önceden hazırladığım tuzlu baharat karışımını ilave ettim içerisine ve Thermomix'te yaklaşık 20 dakika buharda haşlamaya bıraktım. Sebzelerim haşlanırken bir yandan da teflon tavama zeytinyağı ilave ettim. Ve marine ettiğim balıklarımı dört taraflı birden güzelce kızarttım. Evet, farklı bir tarif olduğu için arkadaşlar bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet, dört tarafını birden çevirerek kızarttıktan sonra servis tabağıma buharda haşladığım sebzeleri, patates püresini ve somon balığını koyup üzerine de bolca hollandeyze sosu gezdirerek servis yaptım. Ve biz çok beğendik, çok severek yedik. Gerçekten çok güzel bir menü oldu. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Farklı lezzetlerde, farklı tariflerde görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.